أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد فاعل bahsini okuyoruz. Fail bahsinde genelde tenazu babından Nahiv kitaplarında bahsedilir. Yazarda bu konu yoktur ama Katrü'n-Nedâ'da, Şerhü'ş-Şüdûr'de, Hep'te, İbn-i Akil'de vardır. Kâfiye'de de vardır. Özet bir şekilde, güzel bir şekilde hulasa yapmıştır İbn-i Hacib Hazretleri tenazu bahsini. İki fiil veya iki amil, fiil olması şart değildir, iki amil. Bir veya birden fazla mamulde münazaa yapabilirler. Bu münazaa bazen faaliyette olabilir, bazen mefuliyette olabilir. Bazen birisi fail, birisi meful almak isteyebilir. Burada da olabilir. Basra ve Küfe ekolünün, alimlerinin, nahivcilerinin, dilcilerinin ittifak ettiği nokta şurasıdır. Böyle durumlarda, tenazu vakı olduğu zamanlarda birinci fiili de amel ettirmek caizdir, ikinci fiili de amel ettirmek caizdir. Sadece mesele evleviyet meselesidir. Basralılar diyor ki, o mamul diyor ikinci fiile daha yakın olduğu için kaptırmaz onu. Onun amel etmesi evladır. Küfeliler diyor ki el fadlu limen sebak. Önce ihtiyaç kime doğmuştu? Birinci fiile doğmuştu. Önce onun ihtiyacını görmemiz lazım. Doğrusu lazım derken yani bunu tercih ederiz dediler. Peki biz burada Basralıların görüşüyle amel edersek ki İbn Hacib de onu tercih eder. Genelde Basra ekolünü tercih eder. Bazı yerlerde muhalefet ettiği de olur. Basralıların görüşünü tercih ederek ikinci fiili amel ettirirsek birinci fiilin fail ve meful ihtiyaçlarını ne yapacağız? Birinci fiilin faile ihtiyacı varsa bunu zikredilen ismi zahire muvafık olarak zamir yaparız. Ancak burada kisai karşımıza çıkıyor. Diyor ki yapmayalım diyor. Zamir yapmayalım. Ne yapalım? Hasfedelim onu. Niye yapmayalım? İzmarka bile zikir caiz değil ki. Hazif, yani hasfi burada idare edelim diyor. Ferrabi dakika diyor ya. Madem ki burada birinci, ikinci fiil amel ettirdiğinizde birinci fiilin failini zamir yapmakla karşı karşıya kalıyorsunuz. İzmarka bile zikir oluyor, olmaz. Veya Kisai'nin dediği gibi hasfediyorsun, failin hasfi de olmaz. O zaman şöyle diyelim biz. İkinci fiili amel ettirdiğimiz zaman birinci fiilin faale ihtiyacı varsa burada ikinci fiili amel ettirmek caiz değildir. Bu tip pozisyonlarda ikinci fiili amel ettirdiğimiz zaman iki mahsurdan birisiyle karşı karşıya kalacağız. Ya birinci fiilin faalini zamir yapacağız, izmar kabile zikir olacak veya hasfedeceğiz, faalin de hasfi caiz değildir. Öyleyse sadece burada yani ikinci fiili amel ettirdiğimizde birinci fiilin faali ihtiyacı olduğu yerlerde bu yola gidilmez. İkinci fiil amel ettirilmez. Birinci fiili orada amel ettirmek vaciptir der. Kim der bunu? İmam Ferra der. Peki, birinci fiilin faali ihtiyacını gördük. Birinci fiilin meful ihtiyacı varsa وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ مَفْعُولُ حَسْفَدَرْسِ. Şimdi meful kelamda nedir? Fazladır. Kelamda zaruri ihtiyaçlardan mıdır? Umde değildir. Öyleyse kalkıp da zamir umde olduğu için orada izmarka bile zikir ne yapıyorsun? İdare ediyorsun. Ama mefulde bunu yapmak doğru olmaz. Mefulu hasfedersin. Ne zaman inistuni anhu? Eğer ondan istina hasıl olursa. Arkadaşlar bir meful alan fiiller vardı. Bunların mefulünü karine ile karinesiz hasfetmek caiz idi. Darabe ve ekreme kelimelerinin mefullerini hasf de caizdir. Karine ile karinesi hasfi neydi? Caizdir. O zaman bir meful alan fiiller inistuni anhu istina hasıl olursa demek, hasfi caiz olursa demektir. Tamam. İki meful alanlara gelince bunlar kendi aralarında kaça ayrılıyordu? Üçe ayrılıyordu. Efali kulüp, efali kulübe mülhak olanlar, bir de ağday tübab. Şimdi efali kulübün iki mefulünü birden veya bir mefulünü karinesiz hasfetmek caiz değildir.
Karine ile beraber ikisini hasfetmek çok, birini hasfetmek azdır. Hatırladınız mı arkadaşlar? Adayt-ı babının iki mef'ulünü birden veya bir mef'ulünü karine ile karinesi hasfetmek caizdir. Şimdi efal-i kulüb ve mülhak olanlar da mef'ul açısından efal-i kulüb gibidirler. Aleme üç mef'ul alanlara gelince onların birinci mef'ulü adayt-ı babının mef'ulü gibiydi. Doğru mu? Son iki mef'ulü efal-i kulübü mef'ulleri gibiydiler. İzhardaki bu bilginin özeti anlattığım gibi. Tamam. Şimdi buna göre arkadaşlar şöyle bir misal yazayım. Hasibeni ve hasibtu Zeyden muntalikan. Hasibeni ve hasibtu Zeyden muntalikan. Burada hasibe fiil, nun nunu vikaye, ya mef'ulü. Nereye ihtiyacı var? Bir faile ihtiyacı var. Deneye ihtiyacı var. İki mef'ul alanlardandır. Efali kulüptendir. Bunun bir faile ihtiyacı var. Bir de neye ihtiyacı var? Mef'ule ihtiyacı var. İkinci mef'ule ihtiyacı var. Ve hasibtu faali var. Zeyden birinci mef'ulü, muntalikan ikinci mef'ulü. Kime göre hareket ettik? Basralılara göre amel ettik. Ne yaptık? Hasibtu'yu amel ettirdik. Zeyden muntalikan dedik. Biz burada ikinci fiili amel ettirdiğimizde birinci fiilin faali ihtiyacı var mı? Var. Huve deriz, Zeyd'e göndeririz. Doğru mu? Tamam. Demek ki hasibeni huve. Zeyd'e raci. Peki hasibeninin bir de neye ihtiyacı var? Mef'ule ihtiyacı var. İkinci mef'ule ihtiyacı var. Peki bunu zamir yapabilir miyiz? Yapamayız. Hasfi caiz midir? Efal-i kulubun mef'ulenin hasfi caiz değildir. O zaman ve illa eğer hasfi caiz değilse ebharte ismi zahir olarak getirsin. O zaman biz bu muntalikanı buraya da getirmemiz lazım. Hasibeni muntalikan ve hasib düzeyden muntalikan diyeceğiz onu. Yani şu muntalikan kelimesini zamir yapamıyoruz. Hazif de yapamıyoruz. Çünkü bunda istiğna hasıl olmamıştır. Neden istiğna hasıl olmadı? Efali kulübün iki mef'ulün birden veya bir mef'ulünü karinesiz hasfetmek caiz değildir. Hasibeni ve hasibtu bu misali arkadaşlar ilk yazarken hasibeni ve hasibtu Zeyden muntalikan olarak yazacağız. Sonra üzerinde amel ettirme işlemlerini basralara göre yapacağız. İhtiyaca göre yol haritasını belirleyeceğiz. Ben ne yaptım? Önce muntalikanı yazmadan hasibeni ve hasibtu Zeyden muntalikan dedim. Münazayı ortaya koydum. Hasibe diyor ki ben Zeyd'i fail alayım. Doğru mu? Evet. Efendim muntalikanı da ikinci mef'ul alayım. Hasibtu de diyor ki ben Zeyden'i birinci mef'ul, muntalikanı ikinci mef'ul alayım diyor. Tenazu meydana geldi. Biz basralılara göre bunu amel ettirdik. Bunu birinci mef'ul, bunu ikinci mef'ul yaptık. Bunun faal ihtiyacına geldik. Zamir yaptık. Tamam. Problem var mı? Yok. İkinci mef'ulüne geldik. Efal-i kulüb olunca bunun mef'ulünü hasfetmek caiz olmadığından dolayı zamir yapamayız. Çünkü mef'ullerde izmarka bile zikir irtikap edilmez. Failde irtikap ettik de ferra ile kisayı neredeyse gırtlağımızı sıktı yani. Değil mi? Mef'ulde bu yola hiç gidilmez. Ne yapacağız peki o zaman? Ebharte. İsmi zahir olarak getirip koyarsın. O zaman biz hasibtu ve hasibeni ve hasibtu Zeyden muntalikan demeyeceğiz. Hasibeni muntalikan ve hasibtu Zeyden muntalikan diyeceğiz. Böyle dediğimiz zaman o zaman hasibeni artık oradaki muntalikanı da tenazu etmemiş olur. Sadece Zeyden de tenazu etmiş olur. Bunu zikrettikten sonra yani. Buyurun. Mef'ul olarak muntalikan getiriyoruz ya. Niye muntalikan getiriyorsun? Başka bir mef'ul olarak getirebilir misin? Bunun aslı şu değil miydi? Bak hasibeni ve hasib düzeyde muntalikan. Yani Zeyd beni gidici zannetti, ben de onu gidici zannettim. Olay bu yani. Yani bu ibarenin aslı şu. Hasibeni ve hasib düzeyde muntalikan. O beni gidici zannetti, ben de onu gidici zannettim. Yani hasibeni Zeydun muntalikan. Bunu amel ettirecek olsak ne diyeceğiz?
Hasibeni Zeydun muntalikan. Zeyd beni gidici zannetti. Bunu amrettik. Hasibtu Zeyden muntalikan. Ben de Zeyd'i gidici zannettim. Olay bu misal üzerinde yani. Tamam. Burayla ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Dedik ki, buyur canım. Hasibenin altındaki hüve Zeyd'e razı eder değil mi? Tabii. Burada yine İzmar Kabir zikirle karşılaşmıyor. Artık onu biz yuttuk. Yani zamir yapacağımızı söyledik biz. Genel görüşü, Basra'dan görüşü zamir yapmaktır. Umde'de buna ne yapılıyor? Failde yuteferu idare ediliyor. Umde olduğundan dolayı İzmar kabile zikir caiz değildir ama burada caizdir. Onu irtikap ediyoruz. Sen Ferra adına konuşuyorsan, Kisa adına konuşuyorsan bir şey diyemem sana. Tamam. Bu misalle ilgili ne dedi? Azhartel ve hedeftel mef'ule. Birinci fiilin mef'ule ihtiyacı varsa hasfedersin. Mesela darabtu ve ekremeni zeydünde. Darabtu ve ekremeni zeydün misalinde. Darabe fiildir, tufaildir. Yazayım. Daha net görelim. Darabtu ve ekremeni zeydün. Hangisini amel ettirdik arkadaşlar burada? Ekremeni amel ettirdik. Peki darabe fiili tufaalidir. Bunun neye ihtiyacı var? Bunu amel ettirseydik ne diyecektik? Darabtu ve ekremeni zeyden diyecektik. Peki şimdi bunun faili var. Nereye ihtiyacı var? Mef'ule ihtiyacı var. Zamir yaptık mı? Yapmadık. Ne yaptık? Hasfettik. Burada mef'ule hasfettik. Yukarıda niye hasfedemedik? Çünkü efali kulüp müstegna anh değildir mef'ulden. Efali kulüp iki mef'ulünü birden veya bir mef'ulünü karinesi hasfetmek caiz değildir. Ve illa eğer ondan istigna hasıl olmazsa elharte ismi zahir olarak zikredersin. Elharte ismi zahir olarak zikredersin. Peki Basralıların izahı bitti arkadaşlar. Şimdi geldik Küfelilere. Onlarınki kolay. Onlarınkinde hiç izmar kabile zikir lazım gelmiyor. Lokum gibi. وَاِنْ اَعْمَلْتَ الْاَوَّلَ Birincisini amel ettirirsen اَضْمَرْتَ الْفَاِلَ فِي الثَّانِي İkincisinde faili zamir yaparsan ضَرَبَنِي وَاَكْرَمَنِي زَيْدُنْ diyelim اَزْزَيْدَانِ diyelim اَزْزَيْدُونَ diyelim هِنْدُنْ diyelim وَهْلُ مَجَرَى Şimdi Küfeliler diyorlar ki burada birinci fiil amel ettirmek lazım. Şu Zeydun bunun faalidir. Tamam. Peki Ekremen'in faali? Evet. Darabeni fiildir. Ezzeydan onun faildir. Peki Ekremen'in faali? Ekremani. Peki darabe fiildir. Ezzeydüne faildir. Ekremuni. Darabe fiildir. Ezzeydüne faildir. Hindun faildir. Ve ekremetni. Hiye. Doğru mu? Evet. Birinci, peki burada İzmar Kabile zikir falan oluyor mu? Olmuyor. Çünkü her ne kadar Ezzeydani sonra ise de rütbe bakımından yeri burasıdır. İzmar Kabile zikir mutlak olmuyor burada. Herhangi bir mahsur olmuyor. Hem İmam-ı Kisai hem de İmam Ferra'yı kızdıracak bir durum söz konusu değildir burada. وَاِنْ اَعْمَلْتَ الْاَوَّلَ اَضْمَرْتَ الْفَاِلَ فِي الثَّانِي İkincisinde zamiri, ki faali zamir yaparsın. وَالْمَفْعُولَ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْمَفْعُولَ mef'ulü de zamir yaparsın. İkinci fiilde, eğer mef'ule ihtiyacı varsa, عَلَى الْمُخْتَارِ Küfeliler, bir ekol diyor ki, mef'ulü hasfedersin. Bir ekol diyor ki, mef'ulü zamir yaparsın. Zamir yapmakta ne yoktur? İzmar kabile zikir yoktur. Arkadaşlar, demek ki küfelilere göre birinci fiili amel ettirdiğimizde ikinci fiilin faali ihtiyacı varsa ismi zahire muvafık olarak ne yaparız onu?
zamir yaparız. Peki ikinci fiilin mef'ule ihtiyacı varsa muhtar olan kavle göre ne yaparız? Zamir yaparız. Yani ne yapmayız? Hasfetmeyiz. Yani hasfi caiz olsa da hasfetmeyiz onu. Mesela buna göre darabeni ve ekremtu zeydün diyeceğiz. Doğru mu? Darabe fiildir. Faali ihtiyacı var. Bu zeydün onun faalidir. Ekremtu'nun faali ihtiyacı yok. Mef'ule ihtiyacı var. Diyor ki burada zamir yaparsın. Ekremtuhu diyeceksin. Darabeni ve ekremtuhu zeydün. Darabeni ve ekremtuhuma ez zeydani. Darabeni ve ekremtuhum ez zeydune. Doğru mu? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Yani küfellilere göre hareket ettiğimiz zaman birinci fiilin faal ihtiyacında sıkıntı yok, zamir yaptık. Meful ihtiyacında muhtar olan kavle göre onu da zamir yaparız. Muhtar olmayan kavle göre ise onu da onu hasfederiz. Tamam? Hasfederiz. İlla en yemne'a mani'un. İlla en yemne'a mani'un. Zamir yaparsın ama eğer bir mani çıkarsa zamir yapmana illa en yemne'a mani'un meğer ki bir engel çıka. İlla en yemne'a mani'un meğer ki bir engel çıka. Eğer bir engel çıkarsa fetuzhira. O zaman ismi zahir yaparsın. O zaman ne edersin diyor arkadaşlar? İsmi zahir yaparsın. Burada bir misal üzerine bu anlatılır arkadaşlar. Ben de o misal üzerinden size anlatmış olacağım. Biraz darabeni ve ekremtuhu zeydün gibi olmasa da hasibtu hasibeni ve hasibtu zeyden muntalikende gibi de değilse sonuçta çok da müşkil değildir. Şimdi hasibeni ve hasibtu ezzeydani mumtalikan. Hangisini amel ettireceğiz? Kime göre hareket ediyorduk? Küfellilere göre. Önce böyle yazıyorum arkadaşlar. Sonra ilaveler yapacağım. Şimdi burada hasibeni ve hasibtu zeydani mumtalikan de. Hasibe fiildir. Nereye ihtiyacı var? Bir faali ihtiyacı var. Artı ikinci mef'ule ihtiyacı var. Hasibe fiildir, tu faalidir. Nereye ihtiyacı var? İki tane mef'ule ihtiyacı var. Doğru mu? Yazmadım, iki mef'ule ihtiyacı var. Peki biz burada kime göre hareket ediyorduk? Küfellere göre. Küfellere göre hareket ettiğimize göre bunun faal ihtiyacı şurasıdır. Faalidir. Doğru mu? Nereye ihtiyacı var bunun şimdi? İkinci mef'ule ihtiyacı var. Bir mef'ulü zikredilmiştir. İkinci mef'ule ihtiyacı var. Peki küfeller dediler ki eğer biz ikinci fiili birinci fiili amel ettirdiğimizde ikinci fiilin faali ihtiyacı varsa ne yaparız? Zamir yaparız. İkinci fiilin mef'ule ihtiyacı varsa ne yaparız? Zamir yaparız. İlla en yemne'a mani'un. Meğer ki bir mani çıkar. Meğer ki bir mani çıkar. Zamir yapmaya bir mani çıkarsa o zaman ne yaparsın? Fetuzhira. İzhar edersin. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz burada hasibtu fiilinin faali olduğundan dolayı efendim burada nereye ihtiyacı var? İki tane mef'ule ihtiyacı var bunun. Doğru mu? İki tane mef'ule ihtiyacı var. Bunun iki mef'ulünü ne yapmamız lazım? Ya zamir yapacağız veya hasfedeceğiz. Doğru mu? Diyor ki hasibeni fiilini burada amel ettirdik. Ezzeydani faal yaptık. Muntalikani mef'ul yaptık. Kime? Hasibe fiiline. Hasibeni beni zannetti. Kim ezzeydani? İki zeyd. Muntalikan beni gidici zannetti. Muntalik kimdir burada?
Şuradaki mütekellim. Hesibeni beni zannetti. Ezzeyden iki zeyd. Muntalikan gidici zannetti. Peki ne yapacağız burada? Birinci mef'ulü zamir yapacağız. Ve hasibtu ikinci fiilin mef'ule ihtiyacı var. Ve hasibtu huma kimi? İki zeydi. Birinci fiilin, affedersin, ikinci fiilin mef'ulünü zamir yaparız. Yaptık. Peki bunun şimdi ikinci mef'ule ihtiyacı var. Doğru mu? Bunu ikinci mef'ulü ne yapacağız? Yapalım. Şimdi hasibeni ezzeydani muntalikan iki zeyd beni gidici zannettiler. Ve hasibtuhuma ben de onları zannettim. Burada ya zamir yapacaksak ya iyyahu diyeceğiz. Veya iyyahuma diyeceğiz. Öyle mi? İki zeyd var. İki kişi olduğuna göre hasibtuhuma onları zannettim iyyahu o gidici diyeceğiz. İyyahu zamiri nereye göndereceğiz? Muntalikana göndereceğiz. Şimdi burasını iyyahu yaparsak muntalikana uyar. Bu da müfrettir, bu da müfrettir. Ama iyyahu dersem bu hasibenin birinci mef'ulü, bu ikinci mef'ulü. Efali kulübün birinci mef'ulü, ikinci mef'ulü neydi? Efali kulübü anlatırken izharda ne diyordu? هي افعال داله على فعل قلبي داخله على المبتدا والخبر ناصبه اياهما على المفعوليه. Böyle miydi bari şeyde izharda? Yani efali kulüp mübteda ile haber üzerine dahil olur. Öyleyse efali kulübün birinci mef'ul ile ikinci mef'ul mübteda haberdir aslında. Şimdi burası tesniye, burası müfred. Olur mu? Olmaz. Manidir. Peki burasını tesniye yapalım. İyyahuma diyelim. İyyahuma dersek bu buraya uyar. Ama buraya uymaz. Merci müfrettir. Merci müfrettir. Peki o zaman ne yapacağız? Mecburen ismi zahir olarak elherte. İsmi zahir olarak zikredersin. Şimdi biz burada iyyahu veya iyyahuma diye bunu yapamayınca ne yapacağız? Mef'ulü burada olduğu gibi hasibeni ve hasibtuhuma muntalikayni olarak zikretmemiz gerekiyor. Hasibeni ve hasibtuhuma muntalikayni ezzeydani muntalikan. Bu şekilde okuduktan sonra münazada kalmıyor. Çünkü hasibe fiil tu faalidir. Muntalikayni ikinci mef'ulüdür. Huma da birinci mef'ulüdür. Bilmem anlatabildim burasını. Bir daha anlatacağım burasını. Biz şimdi kime göre düdüğü öttürüyoruz? Küfelilere göre düdük öttürüyoruz. Küfeliler diyorlar ki birinci fiili amel ettirdik. İkinci fiilin faale ihtiyacı varsa Basralılarda karşılaştığımız problemlerden hiçbirisiyle karşılaşmıyoruz. Ferra ile Kisa ile çok yağ bal gibi geçiniyoruz burada. Mef'ule ihtiyacı varsa ne yaparız? Muhtar olan kavle göre zamir yaparız. Peki zamir yapmakta sıkıntı yok mu? İzmar kabile zikir olmuyor ki. İzmar kabile zikir mutlak olmuyor bu. Yani nedir? İzmar kabile zikir rütbeten lafzan geçmemiş ama rütbeten geçmişti. Doğru mu? Çünkü ileridekiler birinci fiil mamuleridir. Zamir yaparız. Ancak zamir yapmaya mani varsa o zaman ismi zahir yaparız. Zamir yaparız da ekremtuhu'yu misal vermiştik. Darabeni ve ekremtuhu zeydün misalini vermiştik. Peki zamir yaparsın o misali oydu. İlla en yemna'a mani'un zamir yapmaya bir mani olursa o zaman fetulhira hazifte yapmasın ismi zahir olarak getirirsin. Bunun misali nedir? Hasibeni ve hasibtu ezzeydani muntalikan diye yazıyoruz onu. Önce münazayı ortaya koyuyoruz. Hasibe fiildir. Nun nun yukaya ya nedir? Mef'ulüdür. Birinci mef'ulüdür. Bunun faali ihtiyacı var. Bir de ikinci mef'ulü ihtiyacı var. Ve hasibtu ezzeydani muntalikan da bu fiildir, bu faalidir. Bunun birinci ve ikinci mef'ulü ihtiyacı var. Küfelilere göre hareket edince bunu değil bunu amel ettirdik. Bunu amel ettirince ezzeydani faal verdik ona. Muntalikende ikinci mef'ul olarak verdik. Bunun ihtiyaçları tamamlandı. Faili var, birinci mef'ulü var, ikinci mef'ulü var.
İkincisinin faale ihtiyacı yok. Faali var. Birinci ve ikinci mefullere ihtiyacı var. Hemen birinci mefulünü zamir yaptık. Huma dedik. Ezzeydaniye gönderdik. Tamam. Problem var mı? Yok. İkinci mefulü de zamir yapacağız. Bu sefer onu zamirin muttasıl değil de mufasıl yapmamız lazım. Çünkü bir tane muttasıl var burada. İyyahu diyeceğiz. Şimdi peki İyyahu dersek zamiri nereye göndereceğiz? Muntalikan'a göndereceğiz. Tamam. Muntalikan'a gitsin de. Fakat İyyahu Muntalikan'a uysa da bu birinci mefhul İyyahu, ikinci mefhul. Bu muhteda bu haberdir. Oraya mutabık olsa da muhtedasına birinci mefhule mutabık değildir. Dolayısıyla bu olmaz. Peki bunu tesniye yapalım. Hasibtuhuma İyyahuma diyelim. İyyahuma yaptığın zaman buraya uyuyor ama merceğine uymuyor. O zaman aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık oluyor. Ne yapmamız lazım? İsmi zahir getirelim. İsmi zahir getirince ve hasibtuhuma muntalikayni diyeceğiz. Şimdi biz hasibeni ve hasibtuhuma muntalikayni ezzeydani muntalikan derse bunu zikrettikten sonra artık hasibtu hasibeni burada ne yapmıyor? Münaza yapmıyor. Veyahut da bu hasibtu buraya münaza yapmıyor çünkü bunun mefulü buradadır. Acaba anlaşıldı mı? Buyur canım. Yani niye biz iyyahumayla konuşuyoruz? Direkt zahir mefulü getirseydik ya başta. Olur öyle yapalım. Bundan sonra senin hatırın için öyle yapacağım. Biraz daha getirilmeme sebebi değil mi hocam? Yani bir daha zamir olarak getirilmeme sebebi. İyyâhu ve iyyâhu. Yani kural şu şimdi. Mesela darabeni ve ekrem ve ekremtu zeydün dediğimiz zaman. Bunu Arap nasıl kullanır? Darabeni ve ekremtu hu zeydün diye. Küfelilere göre kullandığı zaman böyle kullanmış olur. Efendim Basralılara göre darabeni ve ekremtü zeyden olarak kullanılır. Şimdi burada bir yerde ismi zahir varsa bir daha zikredilmesi tekrar olur. Tekrardan kaçırmak için zamir gönderilir. Zamir nedir? Aslında zamir mufasıl değil de zamirin de asıl olan zamiri muttasıldır. Onun için kafiyede gelecek zamiri muttasıl mümkün olan yerde mufasıla gidilmez. Zamir-i muttasıl mümkün olan yerde munfasile gidilmez. Ancak zamir-i muttasıl müteazzir olduğu zaman munfasile gidilir. Mesela darabtu diyorsun. Bir tu ile darabte, bir te ile beraber işi görüyorsun. Mesela diyelim ki o fail Abdullah'tır. Neftaveh'tir, Sibeveh'tir. Onu zikredecek yerde bir hu ile, bir tu ile, bir ti ile beraber ne yapıyorsun? İşi bitiriyorsun. Yani zamirde ne vardır? Bir kısalık vardır. Dolayısıyla zamir-i muttasılın mümkün olduğu yerde mufasıla gidilmez. Zamir bir kelime geçtikten sonra yani geride zikir geçtikten sonra bir daha aynısını kesreti tekrar dediğimiz yani fazla bir şeyin aynı kelimenin tekrarlanması ağırlık meydana getirir. Bundan dolayı ki ne yapıyor? Hem Türkçe'de hem de Arapça'da zamir yoluna gidilir. Binaenaleyh burada şimdi baktığımız zaman hasibeni ve hasibtuhuma muntalikayne zeydani muntalikayne iki tane muntalikayne zikredilmiştir. İhtiyacı olmasaydı birisini zamir yaparız. İhtiyacı olmasa birisini zamir yaparız. Çünkü zamir nedir? Kesreti tekrarı bir şeyin aynı kelimenin tekrarını ne yapmış oluyor? Engellemiş oluyor. Kelama bir akıcılık meydana getirmiş oluyor. Bizim burada Hasan Tayyip hareket noktamız nedir? Hareket noktamız şu. Küfelilere göre biz yola çıktık. Küfelilere göre yola çıktığımız zaman birinci fiili amel ettirdik. İkinci fiilin faali ihtiyacı varsa ne yapalım? Meful ihtiyacı varsa ne yapalım? Bu sorulara cevap arıyoruz. Faali ihtiyacı varsa zamir yapalım. Meful ihtiyacı varsa hasfedebilirsin ama muhtar olan görüşe göre zamir yaparsın. Peki zamir yapmak her yerde olur mu? Bazı yerlerde engelle karşılaşabilirsin. Peki engelle karşılaşırsam ne yapacağım? O zaman ismi zahir yaparsın. Mesele bu yani. Biz sorulara cevap arıyoruz. Hangi soruya cevap arıyoruz? Küfellere göre hareket ettik. Birinci fiil amel ettirdik. İkinci fiilin faali ihtiyacı var. Ne yaptık? Zamir yaptık. Peki ikinci fiilin mefule ihtiyacı var. Ne yaptık? Diyor ki muhtar olan görüşe göre zamir yaparsın. Peki her yerde zamir yapabilir miyim? Bazı yerlerde zamir yapmana engel çıkabilir. Şu misalde olduğu gibi. O zaman ismi zahir olarak getiririz. Olay bu. Aynı soruları şeyde sorabiliyor muyuz? Basralılara amel ettirdiğimiz zaman. İkinci fiili amel ettirdik. Birinci fiilin faali ihtiyacı varsa zamir yaparız. Birinci fiilin mefule ihtiyacı varsa hasfi caizse
hasfedersin. Hasfi caiz değilse zikredersin demişti. Değil mi? Olay bu. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Tenazu bahsenin Basralıların, Küfelilerin görüşleri, birinci fiili amel ettirdiğin zaman ikinci fiilin ihtiyaçları, ikinci fiili amel ettirdiğin zaman birinci fiilin ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Bu soruların cevabı çok net bir şekilde kafamızda kalması lazım. Şimdi bizim bir hoca efendi vardı. Mehmet Şirin Doğan Hoca Efendi, emekli bir müftü efendiydi, doğuluydu. Arapçası çok mükemmeldi. Ve kavlu umri'il pis derdi. İmraul Kays adı zikredildiği zaman cahiliye şairlerinden olduğu için ve kavlu umri'il pis derdi. Şimdi ve kavlu umri'il Kays. İmraul Kays cahiliye şairlerindendir ama edebiyata damgasını vuranlardan birisidir. Küfeliler adeta Basralılara diyor ki biz sizin anlaştığımız yer var. İkisini de amel ettirmek caizdir. Ama ayrıldığımız nokta nesidir? Birincisini amel ettirmek evladır. Bak bizi destekleyen İmraul Kays'ın sözü var. Nedir o? Şimdi kefani fiildir. Nereye ihtiyacı var? Faile ihtiyacı var. Galilül fail almak ister. Lem atlub fiildir. Nereye ihtiyacı var? Meful almak ister. Eğer lem atlubu amel ettirseydik, lem atlub galilen demesi lazımdı İmraul Kays. Fakat galilün dediğine göre neyi amel ettirdi? İmraul Kays sıradan birisi değildir. Edebiyata damgasını vuran bir ediptir, şairdir. Dolayısıyla eğer bu kefani ve lem attub qalilun minel malde birinci fiile amel ettirdiyse demek ki biz Küfeliler haklıyız. İmraul Kays bizimle beraberdir. Deyip böyle bir istidlal yoluna girebilirler. Doğrusu burada ilk bakışta kefani ile lem attub Galil üzerinde münazaa yaptıkları anlaşılsa da ba'de tetkikin nazar ince bir incelemeden sonra ince bir bakıştan sonra burada münazaa olmadığı anlaşılır. Burası tenazu babına girmiyor. Dolayısıyla burası Küfeliler için bir delil olmaz. Evleviyet konusunda işte İmraul Kays'ın sözü bizi destekler diyemezler. Evvela zahiren kefaninin faile ihtiyacı var dedim. Lem atlubun mef'ule ihtiyacı var dedim. Efendim burada birinci fiil kefani amel etmiştir. Galilün gibi gözüküyor dedim. Yani zahir olanı söyledim zaten. Burası anlaşılıyor. Anlaşılması zor olan tarafı veya anlatması biraz zaman alan tarafı neresidir? Tenazu babına nasıl girmediğidir. Şimdi arkadaşlar bir defa tenazuh bahsinde iki tarafın ittifak ettiği nokta neresidir? Her ikisini de amel ettirmek caizdir. Bu şiirin devamında şöyle bir şey var. وَلَاكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْلٍ müessel'in ve kad yudriku el mecdel müessele emsali. Diyor ki velev ennema es'a, eğer ben koşsaydım li etna maişetin, basit
bir şey için koşsam, basit bir geçim için koşsaydım, 3 kuruşun 5 kuruşun adam olsaydım, kefani qalilu minel mal, az mal bana yeterdi. Ve lem atlub, başka şeyler istemeseydim, bana az mal yeterdi. Peki senin derdin ne? Velakinneme es'a, ben koşuyorum. Limecdin müethelin, yüce bir şeref için koşuyorum. Vakat yudrikül mecdel müethele, o yüce şerefe ulaşır emtali benim gibiler. Şimdi Arapçada lev kelimesi müsbeti menfi, menfiyi müsbet yapar. Sen gelseydin ben sana bu sözü söylemezdim. Sen gelmedin, ben de sana bu sözü söyledim. Sen bana bakmasaydın ben de sana bakmazdım. Bakmasaydın baktın, ben de sana bakmazdım, ben de baktım. Yani lev bir cümlenin başına geldiği zaman müsbeti menfi, menfiyi müsbet yapar. Lev ennemâ es'a, eğer ben koşsaydım, yani lem es'a, koşmadım demek. Doğru mu? Le ednâ maişetini koşsaydım, kefâni bana yeterdi, yani lem yekfini, bana kâfi gelmedi. Ve lem atlub, istemeseydim, yani ve talebtu, istedim. Manası böyle olacak. Doğru mu? Şimdi menfi müsbet, müsbeti menfi yapınca karşımıza bu çıkacaktı. O zaman buna göre mana ne oluyor arkadaşlar? Şimdi bakın. Eğer ben edna maişet için koşsaydım, koşmadım. Az bana yeterdi, yetmedi. Ve lem attub, istemezdim, istedim. Ne istedim şimdi? Galilini burada ne yapalım? Her ikisine münazaa yaptıralım. Az mal istemedim, az mal istedim. Az mal yetmedi bana, az mal istedim. Bakın. Kefani qalilu minel mal, lem yekfini qalilu minel mal. Ve lem attub qalile minel mal, talebtu qalile minel mal. Az mal bana yetmedi, az mal istedim. Hem az mal bana yetmedi, hem de az mal istedim. Burada bir defa ne vardır? Dalil kelimesinde biz bu iki kelimeyi tenazu yaptırırsak mana bozuk çıkıyor. Anlatabildim mi acaba? Eğer ben edna maişet için koşsaydım, az mal bana yeterdi. Yani koşmadım ve de yetmedi. Ve lem etlub, buradaki lem etlub kaliline taalluk edemez. Çünkü hem az mal bana yetmiyor, hem de az mal için koşmadım, az mal bana yetmedi, az mal istedim. Ters oluyor. Anlıyoruz ki buradaki lem atlubun mef'ulü mahsuftur. Nereden anlıyoruz? Ne diyor ileride? وَلَاكِنَّمَا أَسْعَى koşuyorum لِمَجْدِ الْمُؤَثَّلِينَ yüce şeref için. وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ اَمْثَالِ ancak o yüce şerefe benim gibiler ulaşır. Anlıyoruz ki وَلَمْ أَطْلُبْ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ. Nereden anlıyoruz? İlerisinin karinesiyle arıyoruz. Yani mana şu oluyor. Ben edna maişet için koşsaydım, bana az mal yeterdi ve ben yüce şerefi arzu etmeseydim. Ben yüce şerefi arzu etmeyip az mal için koşsaydım, az mal bana yeterdi. Anlatabildim mi? Şimdi burada وَلَوْ اَنَّمَا اَسَعَ لَيَدْنَا مَعِيشَةٍ كَفَانِ وَلَمَا اَتْلُبْ قَلِلُ مِنَ الْمَالِ Küfelilere delil olamaz. Yani burada İmravul Kays ne yapmıştır? Birinci fiili amel ettirmiştir, ikinci fiili amel ettirmemiştir. Bu bizi destekler. Hayır, desteklemez. Burası tenazü babına girdiği zannedilse de tenazü babına girmiyor burası. Çünkü tenazü olsa mana fasit olur. Neden fasit olur? Anlattığım şekliyle arkadaşlar. Lev cümlenin başına geldiği zaman müsbeti menfi. Menfi müsbete var. Buna göre es'a, lem es'a demektir. Kefani, lem yekfini demektir. Lem etlub, talebtu demektir. Az mal için koşmadım, az mal istedim. Az mal bana yetmedi, az mal istedim. Burada ne vardır? Tenakuz vardır. O zaman talebtu kalilü minel mâle ne yapmıyor? Teveccüh etmiyor. Onu mef'ul olarak istemiyor. Talebtu'nun mef'ulü nedir? Veyahut da وَلَمْ اَطْلُبُ الْمَفْعُلُ nedir? Mahsuftur. İlerideki karineyle وَلَاكِنَّمَا اَسْعَى لِمَجْدِ الْمُؤَثَّلِينَ neyi aradığı belli. Neyi arıyormuş? Yüce Şeref'i arıyormuş. İşte diyor ki وَقَوْلُ مُرِيْ الْقَيْسِ İmra-ül Kays'in sözü. Hangi sözü? كَفَانِي وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ كَفَانِي وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ sözü لَيْسَ مِنْهُ bu tenazu babından değildir. Neden? لِفَسَادِ الْمَعَنَى eğer biz bunu tenazü bahsine sokarsak mana fasit olur. Nasıl mana fasit olur? İşte biraz önce anlattığım gibi lev kelimesini düşüneceksiniz ve mananın fasit olduğunu anlayacaksınız. Küfeliler için bir delil olmadığını böylece. Bunu arkadaşlar şeyde de Katrun Neda'da da
anlatmaktadır. Diğer tenazu bahsinin anlatıldığı yerde de anlatılmaktadır.